Kütahya Belediye Meclisi toplantısında tarihe not düşüldüm ve kayıt edildim. Kütahya Belediye Meclisi'nde tansiyon tamamen yükseldi. Cumhur İttifakı ortaklığı Kütahya'da resmen tamamen dağıldı. Haberin tamamını kesinlikle ve kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. 2019 yılından itibaren Alim Işık'a yetki veren, meclisten geçen gündem maddelerine AK Parti ve CHP Belediye Meclis üyeleri oy verirken, yerel seçim yaklaştıkça Kütahya halkına Alim Işık'ın hizmet yapmasını engellemek için AK Parti ve CHP Kütahya Belediye Meclisi'nde ittifak halinde ortak hareket ediyor. Yaklaşan seçim öncesi Belediye Başkanı Alim Işık ve ekibini bu tür projeleri tamamlatmayarak kendilerine siyasi rant sağladı. Elektrikli otobüs alımında kalan borcun tamamının ödenmesi için 30 milyon TL'ye kadar kredi kullanılması, mahallelerde parklarda çevre düzenlemesi ve çevre peyzaj yapım işinin finansmanının sağlanması için 33 milyon 450 bin TL'ye kadar kredi kullanılması konusunun müzakeresi için önergenin gündeme alınması, AK Parti ve CHP Kütahya Belediye Meclisi üyelerinin ret oyu vermesi üzerine Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP ittifak yaptığını tarihe not düşüldü ve kayıt edildi diyerek çok sert sözlerle AK Parti ve CHP'nin meclis üyelerine tepki gösterdi. AK Parti ve CHP'nin Kütahya Belediye Meclisi'nde ittifak içinde olduğunu, belediye meclisinde AKP-CHP ittifakı olduğunu söyleyen Alim Işık, önergelerin gündeme alınıp alınmaması, müzakeresi için illaki birilerinden talimat alarak mı önergeler kabul edilecek? Seçilmiş belediye meclis üyeleri, seçilmiş belediye başkanıyız. Yaptığınız doğru bir şey değil. 2019 yılı itibaren Alim Işık'a yetki veren, meclisten geçen gündem maddelerine AK Parti ve CHP belediye meclis üyeleri oy verirken, yerel seçim yaklaştıkça Alim Işık'ın Kütahya halkına hizmet etmesini engellemek amacıyla AK Parti ve CHP belediye meclisinde ittifak yaparak ortak hareket ediyor. Hepimiz bu Kütahya'nın insanıyız. AK Parti ve CHP belediye meclisinde ittifak yaparak Alim Işık'ın Kütahya halkına hizmet etmesi engelleniyor dedi. Alim Işık ayrıca şunları söyledi. Önergenin gündeme alınması kabul edilmemiştir. Tarihe not düşüyor. Gündeme alalım. Fikriniz varsa söyleyin be arkadaşlar. Ne demek yani biz İlyas Bey'in tavsiye niteliğindeki önerisini önerge olarak kabul edeceğiz. Burada devletin yayınladığı genelge doğrultusunda belediyenin konusu, ana işleyici konu önerge kabul etmeyeceğiz. Nasıl böyle bir şey? Yani birilerinin illa talimat mı almamız lazım? Önergenin kabul edilmesi ve öldürmeniz. Evet, not düşürsün. Basına da söylüyorum. Belediyemizin, devletimizin çıkardığı genelge kapsamında devam eden işleriyle ilgili 2,5 milyar liranın üzerinde kredi hakkı kullanmasına rağmen 33 milyon lira 450 bin, 33 milyon 450 bin lira talebinin kredi kullanma talebinin Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyelerinin red oylarıyla gündeme alınmadığını tarihe not düşerek yazalım. İlk kez 5 yılda önergenin gündeme alınmamasını arkadaşlarımız kabul ettiler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Milletim adına, Kütahyalı hemşehrilerim adına size teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. 30 diğer madde yok diyorum arkadaşlar. Önergeyi. 5 adet ultra hızlı şarjlı elektrikli otobüs sistemi ve şarj istasyonlarının teminiyle ilgili özel tasarım, entegrasyon ve donanım faaliyetlerinin sağlanması işine yönelik 2 milyon 999 bin euroluk TL cinsinden sabitlenmesi ve kalan borcun tamamının Ocak 2024 itibariyle öz kaynak kısmının ödenmesi amacıyla ana parası 30 milyon TL'ye kadar kredi kullanılması konusunun müzakeresi. Evet, önergenin gündeme alınması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi grubun meclis üyelerimiz tarafından aldığımız, satın aldığımız ve Türkiye'de örnek aldığımız 4. sene yükseltmemizde önemli bileşenlerden birisi olan elektrikli otobüslerin önce alınmaması için red verdiler. Şimdi alındı, parası ödeniyor, kur farkından kaynaklanan ilave ödemenin devletimizin sunduğu kredi imkanlarında yararlanarak ödenmesi konusunda teklifimizin de reddedildiğini, dolayısıyla gündeme eklenmediğini bu şekilde not düşelim. Kıraat hemşehrilerinde bunu duysun. Elektrikli otobüsler alındı ve hizmete sokuldu arkadaşlar. Siz ne kadar hayır derseniz deyin, Kütahya'da yaşayan her vatandaşımın duası ve teşekkürü bize geliyor. Yaptığınız doğru değildir. Biz bu şehrin insanlarıyız.
seçilmiş meclis üyeleri ve seçilmiş belediye başkanımız. Bir kişinin keyfi için, iki kişinin keyfi için burada bu meclisi bu hale düşürmememiz lazım.